Herkese tekrar merhaba. Yeni bir kitap yolculuğuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün 19. yüzyıla gidiyoruz. St. Petersburg'a. Ama öyle şehir merkezine falan değil. Daha böyle kıyıda, ücrada kalmış bir eve konuk olacağız. Ve kendini kıyıda, ücrada hisseden genç karakterimizle tanışacağız. 40'lı yaşlarında bir adam. Oturmuş düşünüyor. Oturmuş kendine sorular soruyor. Sorduğu sorulara cevaplar veriyor ve o cevaplar onu başka sorulara götürüyor. Şimdi çekelim bir sandalye, oturalım genç karakterimizin karşısına. Bakalım ne derdi var, neyi sorguluyor. O kadar cesur bir adam ki aslında, hiçbirimizin cesaret edemediği kadar kendini yargılıyor. Kendinde kusurlar buluyor, kendini yerden yere vuruyor. Tam bir dakika, o kadar da değil, o kadar olamaz demek istiyorsunuz ona, biraz moral vermek istiyorsunuz, destek olmak istiyorsunuz, bir anda tavrını değiştiriyor. Ben diyor çok zeki olduğum için bu durumdayım, böyle yalnızım, arkadaşlarım yok. Tekrar oturuyorsunuz yerinize ve onun sorgulamalarına devam etmesini bekliyorsunuz. Zihninin o en derin kıvrımlarında oradan oraya onunla beraber sürükleniyorsunuz. Çok farklı bir yolculuk. Dostoyevski'nin çok farklı bir eseri. Bir nevi Dostoyevski ile sohbet ediyorsunuz ve onu daha iyi tanıyorsunuz. Kitabın ilk bölümü yeraltı adamının hayatı, insanları, kendini sorgulaması. Kendince psikolojik analizler yapması ve öyle analizler ki hala günümüzde de bu insanları etrafımızda görebiliyoruz. Belki de bu insanlardan bir tanesi biziz. Hemen hop kendimize dönüyoruz ve kendimizi sorgulamaya başlıyoruz. Kitabın ikinci kısmı, notlar kısmı. Bu yeraltı adamı artık yalnızlığından, o dışlanmışlığından sıyrılıp biraz arkadaşlarıyla vakit geçirmek için tekrar bir şans veriyor kendisine. Arkadaşlarıyla buluşuyor. Sohbet, muhabbet, biraz alkol de var işin içinde. Ama konular öyle bir yere geliyor ki her konu bu genç adama bağlanıyor. Yine onunla alay ediliyor, yine dışlanıyor ve yine kendini kötü hissediyor. Gecenin sonunda, buluştukları mekanda genç adamımız yapayalnız kalıyor, hepsi toplanıp başka bir mekana gidiyorlar. İşte yine yalnız, yine yapayalnız, yine uyum sağlayamadı arkadaşlarına ve artık alkolün de etkisiyle öfkeleniyor. İntikam almak istiyor, arkadaşlarını takip ediyor, onların gittikleri yere gidiyor. Amacı intikam almak. Nasıl üzüldüyse o da onları üzmek, canlarını acıtmak istiyor ama öyle olmuyor. Orada genç bir kadınla tanışıyor. Genç bir kadın. Bundan sonrası sizde. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bu kitap baştan sona sizde. Herkesin kendi yolculuğu. Öyle okuyup da karşı tarafı anlatılması kolay bir kitap değil. Çünkü Dostoyevski ile oturuyorsunuz ve sohbet ediyorsunuz. O anlatıyor, siz dinliyorsunuz. Sorduğu soruları siz de kendinize soruyorsunuz. Kendinize doğru farklı bir yolculuk. Ve kitabı bitirdikten sonra Dostoyevski'yi o kadar iyi anlıyorsunuz ki onun diğer eserlerini daha farklı bir gözle okuyorsunuz. Daha anlamlı geliyor size. Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar kitabı. Okumadan geçmeyin. Hem Dostoyevski'nin o muhteşem kalemini okuyacaksınız, hem psikolojik analizlerini okuyacaksınız, hem dünyaya bakışını, insanlara bakışını okuyacaksınız, hem de o kadar çok kendini yalnız hisseden, dışlanmış hisseden, bir türlü sosyal hayata adapte olamayan insanlar var ki, belki hepimiz, belki hiçbirimiz, biraz kendinizi bulacaksınız ya da tanıdığınız birini bulacaksınız. Çok çok keyifli bir yolculuk. Dediğim gibi iki bölümden oluşuyor kitap. Birinci kısımda en derin, zihninin en derin sorularıyla meşgul olan yeraltı adamıyla tanışıyoruz. İkinci kısımda da onun sosyal hayata çıkıp sosyal hayatta yaptıklarıyla, başına gelenlerle ve o düşüncelerinin onun hayatını nasıl etkilediğiyle, onun ilişkilerini nasıl etkilediğiyle. Gerçekten çok güzel bir kitap. Ne diyeyim, okumadan geçmeyin. Dostoyevski, Yer Altından Notlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.
Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Başka kitaplarda, başka serüvenlerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.